Efendim, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki tartışmalar bitmek bilmiyor. İstanbul'da ev sahibi kiracı anlaşmazlığı kanlı bitti. Esenyurt'ta ev sahibi Ahmet Göksu uzlaşmak için çağırdığı kiracısı Umut Yalçın'ı kasığından vurdu. Kiracı tedavi altına alınırken gözaltına alınan ev sahibi tutuklandı. Uzlaşmayı kabul ediyorum diyerek kiracısına tuzak kurdu, silahla vurdu. Ev kiralarındaki fahiş artış ev sahipleri ve kiracıları karşı karşıya getiriyor. İstanbul'da meydana gelen olayda kira konusunda uzlaşma sağlanamayınca silahlar çekildi. Esenyurt'ta meydana gelen olayda ev sahibi Ahmet Göksu ile kiracısı Umut Yalçın arasında kira artışı nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Taraflar önce arabulucuya gitti. Ancak ev sahibi Göksu 1500 lira olan kirayı 6000 liraya çıkarmak isteyince taraflar uzlaşamadı. 3 aydır zaten bu sıkıntılar devam ediyordu. Sürekli çıkartma istekleri, farklı yerlerden tehditler, aramalar. Arabulucuda anlaşamadık. Çok yüksek %200-230'ların üstünde fiyatlar istiyor. Ev sahibi Umut Yalçın'ı arayarak uzlaşmak ve kontrat yapmak için görüşmek istediğini söyledi. Yalçın da bir emlakçıda görüşmeyi kabul etti. 4000 liraya anlaşan taraflar imza aşamasında tartışmaya başladı. Göksu çantasındaki silahı çıkararak Yalçın'a ateş etti. Silahı tutukluk yapan Göksu yeniden silahını ateşledi. Bu sefer ateş alan silahtan çıkan kurşunlardan biri Yalçın'ın kasığına isabet etti. İmzada tartışma çıkarıp kavgaya çıkartmaya başladı. Silahı çıkarıp direkt bana doğrulttu. İlkinde tutturamadı. Tutukluk yaptı eski silah. İkinci mermiden sıyrılamadım maalesef. Taraflar arasında arbede yaşanırken Yalçın Göksu'nun elindeki silahın şarjörünü düşürmeyi başardı. Şarjörün düştüğünü fark etmeyen Göksu tetiğe basmaya devam etti. Silahta mermi olmaması Yalçın'ın hayatını kurtardı. Silahı ateş almayınca olay yerinden kaçan ev sahibi polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Saldırgan ev sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.